Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Itırak Doğan. Takipçilerimiz bilirler, biz her hafta Şehir Hepimizin de kentleri meşgul eden bir konuyu etraflıca tartışıyoruz. Bu hafta bir değil, birden çok konuyu tartışacağız. Çünkü bu hafta konuların kendilerinden çok bu konularla ilgili gençlerin deneyimleri ve fikirleri neler, onları merak ediyoruz. Bunun için 3 farklı kentten 3 genç konuğum var. Üçü de 17 yaşında. Şimdi önce onların kendilerini rica edeceğim. Ada başlar mısın lütfen? Tabii ben Ada Bayraktar. Tarsus Amerikan Koleji'nde okuyorum. 11. sınıfım şu an. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Psikolojiye ilgim var. O yönde ilerlemeyi düşünüyorum. Mersin'de oturuyorum. Mersin'den az buçuk bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Hoş geldin. Delfin. Ben Delfin Defne Duran. Lavuk Gazetesi'nde okuyorum. Lavuk Gaz'la alakalı size bildiklerimi paylaşacağım. Süper. Hoş geldin. Son olarak da Şana. Merhaba, ben Şana Demir. 17 yaşındayım. Arhavi Koleji'nde okuyorum. Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşıyorum ben de. Bu şekilde. Hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Alfabetik gideceğim. Göç, akıllı kent, iklim krizi gibi böyle büyük büyük kent meselelerini tartışacağız. Bunlarla ilgili deneyimleri neler, fikirleri neler. Dünyadan, kentlerden bahsedeceğiz. Böyle bir sohbet yapacağız. Ve çok mutluyum gerçekten. Bu bayram günü şeker yemek varken benimle bu sohbeti yapmak için zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi farklı kent konularını, farklı kent meselelerini tartışacağız ama öncesinde ilk turda bir kendi kentleriyle ilgili deneyimlerini merak ediyorum konuklarımın. Ada'dan başlayacağım. Adacığım, Mersin'de yaşamanın sence en güzel yanı ne? Ben Mersin'in şeklini çok seviyorum. Yani şehir olarak Mersin yatay düzlemde gelişen bir şehir. Yani şehir merkezi çok kısa 10-15 kilometrelik bir alana sığdırılabiliyor ve ne kadar gezersen gez orada kaybolamıyorsun. Çünkü denize indiğin anda yolunu bulmuş oluyorsun. O kentin o şekilde yatay olması ulaşımı da çok kolaylaştırıyor bence. Ben bisikletle gitmeyi seviyorum bir yerlere mesela. Böyle hangi sokaktan girsem derdi olmuyor. Dümdüz gidip yukarı çıkıyorum ya da bu sahil yolunda yürümek de zevkli oluyor. Güzel kafeler var işte. Denize bakıyorsun, o ayrıca güzel zaten. Yani denizin yanında çok güzel konumlanmış olmasını seviyorum. Tam yatay bir şekilde denizin yanından gidiyor çok fazla. Özellikle merkez bölgesi. En çok ondan hoşlanıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Sağ ol. Gerçekten sen Lüleburgaz'ın en çok nesini seviyorsun? Lüleburgaz kent kadar ya da kasaba kadar küçük değil ama şehir kadar da büyük değil. Trakya'da olmasından dolayı herhalde çok güvenilir bir yer, çok medeni bir yer ve denizle kıyısı olmamasına rağmen, bir deniz kenti, bir deniz kasabası olmamasına rağmen eğitim düzeyi yüksek bir yer. Bu yüzden ben Burgaz'ı çok seviyorum. Bir de burada gençler ve çocuklar çok iç içe. Yani mesela 23 Nisan şenliklerimiz oluyor. Çadırlar kuruluyor kentin merkezine. Onlara yardım ediyoruz. Onlar bizi güldürüyor. Biz onları güldürüyoruz. Böyle çok sıcak bir yer. Çok güzel. Çok güzel. Şana sen Rize Fındıklı'da yaşıyorsun değil mi? Evet. Ben en çok doğasını seviyorum. Doğayla iç içe olmam. Ve aynı zamanda insanları doğaya çok saygılı, doğaya değer veren insanlar. Bu şekilde. O zaman anladığım kadarıyla yani şehrin ne kadar kullanışlı, ulaşımı için, şehri hissetmek için ne kadar şekli kadar doğası ve orada yaşayan insanların aslında sosyal ilişkileri anladığım kadarıyla sizlerin gerçekten en çok beğendiğiniz, en çok sevdiğiniz yanları şehirlerin. Peki, umuyorum bu programı belki artık seyahatler açıldığı zaman belki şehirlerinizi ziyaret ederek tekrar yapabiliriz. Şimdi artık yavaş yavaş bu kent meselelerine girmek istiyorum. 3 tane konu belirledim. Çünkü bu 3 konu tesadüfen hani sizin kentlerinizle ilgili gibi duracak birazcık tabii ama bir yandan da siz hepiniz 2000'den sonra doğdunuz. Yani hepiniz 17 yaşındasınız. Yani hepiniz aslında teknolojiye doğdunuz. Sizin doğum haberleriniz öyle telgrafla falan verilmedi. Gayet teknoloji aletlerle eşe, dostu, akrabaya paylaşıldı ilk andan itibaren.
En az bir kere göç edeceksiniz. Mutlaka bir kere bir göçmen olacaksınız. Bu gidişle istatistiklere bakarsak yani hepimiz artık daha çok göç edeceğiz. Ve iklim krizini de bazıları o iklim kriziyle ilgili politikaları yapanlar gibi öyle kitaplardan, dergilerden, kavramlardan değil aslında bizzat yaşayarak öğreniyorsunuz. Ve daha çok da sizin daha çok hayatınızda da bu çok daha etkili olacak. Dolayısıyla bu üç konu hakkında fikirlerinizi ve deneyimlerinizi merak ettiğim için bunları soracağım size. Her birinize ayrı ayrı soracağım. Adayla başlayacağım yine. Göç konusunu seninle biraz tartışmak istiyorum. Birbirine bağlı iki soru olacak her biriniz için de. Örneğin senin için Mersin'deki göçmen gençlerle ilişkileriniz nasıl? Ve onun devam sorusu olarak da sen kentindeki göç yönetimi hakkında ne düşünüyorsun? Çok kaynaşmış olduğumuzu düşünmüyorum ben göçmenlerle. Yani herhangi bir ayrımcılık ya da kasıtlı ırkçılık gibi şeyler olmasa da mesela benim çevremde hiç yakın arkadaşım diyebileceğim bir göçmen yok. Yakın zamanda göç etmiş. Aynı zamanda bence aileden geçen ciddi bir ayrımcılık da var içten içe. Yani öyle özellikle Suriyelilere karşı içten içe gelen bir sevgisizlik besleniyor ve bu dile de getiriliyor. Yani ülkede kötü giden şeyler için onların suçlanması gibi oluyor ya da işte şöyle mekanlarda göçmenler buluşuyor, takılıyor. Ben artık oraya gitmiyorum falan, böyle bir hor görme oluyor her zaman. O da bence kaynaşmayı kötü etkiliyor ama aynı zamanda bir yerde de hep iç içeyiz yani kentlerde. Özellikle Mersin'de çok fazla göçmenlerin açtığı kafeler, kahveciler, o tarz yerler var. Mesela ben kahvemi Ola bir kahveden alıyorum. Çok da mutluyum. Ucuza çekirdek alıyorum yani. Yani herhangi bir ayrımcılık sizin kişinin içinde olmadığı sürece güzel ilişkiler sağlanabiliyor bence. Biraz daha yüzeysel olsa da, çok aynı çevrede, ortamda bulunmasak da aynı kentteyiz sonuçta. Peki kentinde bu göç yönetimi deyince bir fikrin var mı? Nasıl yönetildiğini düşünüyorsun ya da daha iyi nasıl olabilirdi? Ya bir takım projelerin yapıldığını biliyorum. Bazılarını görme fırsatım da oldu. Ama çok büyük çaplı projeler olup olmadığı hakkında çok iyimser değilim. Daha çok küçük çaplı ve bölgeyi güzelleştirme ya da bölgedeki göçmenleri adapte etme çalışmaları oluyor ya da okuryazarlık kazandırma. Adanalıoğlu projesi mesela, biliyorsunuzdur. Genel olarak yani mesleki açıdan iş kazandırma gibi durumları güzelleşiyor sanırım ama kentin içine gerçekten Mersinli olarak görülme, şehrin bir parçası, bizden biri olarak görülme aşamasında yeterli çalışma bence yok. Varsa da başarısız oluyor. Çünkü dediğim gibi benim çevremde hiç yok yani. Bu iyi bir durum değil ama bir şekilde uzak kaldık artık. Yıllar geçince inşallah daha çok bir araya geliriz. Teşekkür ederim. Yani aslında dediğin gibi hani ırkçı olan, ayrımcı olan o başka bir dünya tabii ama öyle olmadığı halde aslında iletişim kurmak, birlikte bir şeyler yapmak isteyecek insanlar olsa bile onlar için de ortamlar, onların bir araya geleceği durumlarla ilgili bir eksik var. Evet. Teşekkür ederim. Delfin'e şimdi başka bir konu için Lüleburgaz'a uçuyoruz. Teknoloji, yani sizin neslin zaten en hiçbir şey bilmeseler teknolojiyi biliyorlar dedikleri bir algı var sizin nesille ilgili olarak. Sana sormak istiyorum. Lüleburgaz sence akıllı kent mi? Yine senin de devam sorunda sence kenti yönetenler yeteri kadar teknoloji kullanıyorlar mı? Ya da ne düşünüyorsun teknoloji kullanımlarıyla ilgili? Şöyle diyebilirim. Lüleburgaz teknoloji kenti değil. Yani aslında çok proje yapıldı, çok üstüne konuşuldu, çok toplantılar yapıldı. Ama somut bir proje yok diyebilirim. Sadece bu pandeminin bir ara biraz azaldığı dönemde, geçen yaz sanırım ya da ondan sonra parklara böyle internet verileri koyuldu. Onun dışında pek bir şey olmadı. Bir aşk projesi vardı, ismi öyle geçiyordu. Tüm apartmanlara işte internet sağlanmasıyla alakalı. Ama olmadı yani, askıya alındı. Çok iyi diyemem.
Peki hiç takip ediyor musun mesela Twitter'da belediye başkanını ya da işte kenti yönetenleri nasıl böyle teknolojiyi kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Hiç biraz bakıyor musun yoksa o kadar gençlerin ilgisini çekmiyor mu o kişilerin teknoloji kullanımı? Ya aslında şöyle, ben çok doğru kullandıklarını düşünmediğim için bakmıyorum yani. Peki, peki, tamam, teşekkürler. Şana, şimdi sana bayağı bütün Türkiye'deki kentleri ve dünyanın aslında en önemli konularından biri, bayağı büyük bir konuyla geliyorum, iklim krizi. Son dönemde Rize'de bu konuyla ilgili tabii çok duyduğumuz bir kent oldu. Sana da yine aşamalı iki soru soracağım. Bir tanesi, Rize'de sence ya da Fındıklı'da, senin yaşadığın yerde iklim krizi nasıl hissediliyor? Sen bir genç olarak bunu hissediyor musun? Nasıl hissediyorsun? İkincisi de İkizdere mücadelesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Peki. İklim krizi tabii ki hissediliyor. Burada mesela bir gün hava sıcaklığı 10 derecelerdeyken ertesi gün 27 derecelere kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda bu sene özellikle çok az yağmur yağdı burada. Yani bir gün yağmurluysa 3 gün güneşli diyebilirim. Ve mesela köylerimizdeki akarsular artık yavaş yavaş kurumaya başladı böyle. Bunu hissediyoruz. Evimin önünden geçen derenin su seviyesi epey düştü. Bu şekilde yani. İkizdere olayı olarak da söylemem gereken şey, yani insanların maddi bir çıkar uğruna doğayı katletmesine tabii ki karşıyım. Köylü halk şu an çok hani mağdur durumda. Umarım yani bu faaliyet bir an önce son bulur. Böyle söyleyeceklerim bu. Sen 17 yaşındasın ve 17 yıllık hayatında bile derenin aslında değişimini görüyorsun. Yani bu gerçekten çok korkunç bir şey söylüyorsun aslında. Şöyle, sevimli söyle, çok tatlısın, çok sevimlisin ama aslında çok bayağı korkunç bir şey söylüyorsun. Bu hepimizin, evet. Hepimizin gerçekten kabus olması gereken bir şey. Peki, şimdi birazcık dünyayla ilişkinizi konuşmak istiyorum. Dünya kentlerini takip ediyor musunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Dünyada neler oluyor özellikle bu konuştuğumuz konularda ama başka konularda da ve en ilginç bulduğumuz kent hangisi ve neden? Onu birazcık konuşalım istiyorum. Yine adayla başlayalım. Ya ben biraz mesleki mecburiyetten takip ediyorum. Kültürel Kentler Hastanesi'nin transkriptlerini İngilizceye çevirdiğim için istemesem de karşıma çıkıyor yani dünya ile ilgili haberler. O şekilde takip ediyorum. Hangi şehir en enteresan geliyor? Yani aslında gördükçe her şehrin kendi enteresanlığı olduğunu görüyorum. Başka şeyler yapıyorlar. Ben Bombay ile ilgili bir kitap okumuştum. Shantaram kitabını okumuştum. Orası çok etkilemişti beni. O kaos, insanların o kaosta deneyimlediği birliktelik, beraberlik. Yani sevgi kenti diye falan geçiyor hatta. Bayağı ilgimi çekiyor öyle kaotik yerler. O yüzden Bombay'da yaşamak isterdim herhalde ama dünyanın her yerinde beni şaşırtacak şeylerin olduğu her yerde yaşamasam da ziyaret etmek, bir süre kalmak isterim yani. Hayatımı geçirmek istemesem de. O şekilde. Çok teşekkürler. Berfin'cim sen? Aslında şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim kendi yaşadığımız ülkede bile görmediğimiz, bilmediğimiz doğa güzellikleri vardır. Yani ki bu sadece bizim yaşadığımız yer. Diğer yerleri tahmin bile edemiyorum az önceki arkadaşım da söylediği gibi. Ama daha çok herhalde hem medeniyetin hem bilimin daha birlikte olduğu için olabilir. İskandinav ülkeleri daha dikkatimi çekiyor. Ama öncelikle üniversite için İstanbul'a gidip şu anki küçük şehirden büyük şehire geçiş yapmak istiyorum. Önce burayı görmek istiyorum, burayı görüp bilmek istiyorum. Ondan sonra yurt dışına gitmek istiyorum. Gönlünde bir okul var mı İstanbul'da? Var tabii. Yani Marmara Üniversitesi olabilir. Hukuk istiyorum zaten. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi olabilir. İstanbul Üniversitesi olabilir. İkisi yani asıl hedefler. Yani gönlüne göre olur umarım. Canacığım sen dünyayı nasıl takip ediyorsun ve ilginç bulduğun, en ilginç bulduğun kent hangisi ve neden? O zamanlarda zaten öğrencilerin böyle bir yurt dışına karşı bir ayrı bir hevesi var, ayrı bir araştırıyorlar. Ben de tabii ki internetten, haberlerden duyduğum kadarıyla böyle bilgi sahibi oluyorum. En ilgimi çeken kent de
Finlandiya'nın Helsinki kenti diyebilirim. Çünkü oranın doğasını çok seviyorum. Aynı zamanda eğitim sistemini, çok güzel bir kütüphanesi var, büyük bir kütüphanesi var. Oranın manzarasında böyle bir kitap okumayı çok isterdim. Ve güvenlikli bir şehir aynı zamanda. Bunları söyleyebilirim. Çok güzel. Yani şeyler ne kadar fark ediyor. Bak bir tanesi kaotik, kaosu seviyor. Mersin'in o deniz kenarından birazcık artık herhalde şey. Fazla dinlenmiş, kaos arıyor. Ondan sonra onun yanında Şana'da daha böyle dingin, daha huzurlu kütüphaneye ayaklarımı uzatayım. Ayaklarımı uzatayım diyorum çünkü Helsinki kütüphanelerinde mümkün olduğu kadar rahat insanları okutacak dizaynlar yapıyorlar. Delfin ise aklı gücü daha çok bilimde anladığım kadarıyla. Bilimi batıyı bir araya getirecek kentleri düşünüyor ama önce de Türkiye'yi de daha bir keşfetmek istiyor galiba. Peki, şimdi bu... Hani konuştuğumuz konular, göç dedik, iklim krizi dedik, akıllı kent dedik. Bunlar sadece Türkiye'de değil, dünyadaki birçok kentin tabii ki ana konularından bir tanesi. Bununla ilgili hem bugünle ilgili sorunlara çözümler arıyorlar ama bir yandan da daha ilerisi için daha orta ve uzun vadeli planlar da yapıyorlar. İşte 2030'lar, 2050'ler falan planlanıyor. Planların yapıldığı masalara genelde gençler davet edilmiyor. Ne yazık ki. Oysa ki o 2030'lar 2050'lere şimdi planlayanların belki bir kısmı o yıllarda aramızda olmayacak. Ama sizler, sizin yaşınızdaki insanlar o yıllarda yaşayıp o konularla ilgili aslında hayatınızın etkilerini çok güzel göreceksiniz. O yüzden bu biz bu şehir hepimizin programlarında hem bir yandan bilgi paylaşmak hem bir yandan ilham paylaşmak da istiyoruz. Dolayısıyla bugün bu sizle yaptığımız sohbetin istiyorum ki biraz karar alıcılara, bu planları yapan kişilere ilham olsun, gençleri de aralarına katsınlar. O yüzden de son sorum aslında birazcık bu karar mekanizmalarına katılım. Sizin gençlerin fikirlerinin sorulup sorulmaması, o durumlar nasıl birazcık merak ediyorum yaşadığınız şehirlerde. Örneğin yani 2030'lar 2050'ler planlanıyor tamam ama bir yandan da mesela seçimlerden sonra belediyeler bir sonraki seçime kadar kazananlar bir sonraki seçime kadar neler yapacağını planlıyorlar mesela. O işte stratejik plan denen belgeler hazırlanıyor. Siz hiç yaşadığınız kentte nasıl bir kent istediğinizi, nasıl bir kent hayal ettiğinizi kenti yönetenler, kenti planlayanlarla paylaşma fırsatınız oldu mu? Bir onu merak ediyorum. Oldu mu mesela? Ada sana hiç fikrin soruldu mu Mersin'de? Yani hayır sorulmadı ama yani sorulmasını istesem ya da aktif bir şekilde katılım istesem sanırım kolay olmasa da onun yapılma yolları var ya. Biraz kendi kendini böyle yerlere sokmak gerekiyor. Direkt gençlere sorulmuyor. Yani biraz daha etki sahibi olan arkadaşlarım var bu konuda. Siyasetle daha içli dışlı. Bir de Mersin'de bir gençlik konseyi varmış sanırım da nasıl girilir hiçbir fikrim yok ya da bir karar mekanizmalarının etkileri var mı o konuda da bir fikrim yok. Yok bana sorulmadı yani ben de kime söylesem diye düşünmedim hiç. Peki Şanlıcığım sana hiç fikrin soruldu mu? Hiç böyle kendi ifade etme fırsatın oldu mu yöneticilere? Yani konuşma fırsatım her zaman var ama hiç böyle gerek duymadım. Çünkü burada zaten hani insanlar iç içe, herkesin herkes söz sahibi burada. Onun dışında bir şey söylemem gerekirse eğer genel olarak hani yaşanılan yerin temiz olması istenir ve ben burada bir kütüphanenin açılmasını, bir kültür sanat merkezinin açılmasını çok isterdim. Aynı zamanda gençlerin, insanların sanata ilgili olmasını gerektiğini düşünüyorum. İlgili olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Ama tabii ki her zaman yani gidip konuşma fırsatım var yani kenti yönetenlere karşı. Bu şekilde. Çat katı gidip belediyeye ben Şana Demir olarak, bir işte 10 yaşında bir genç kadın olarak... Kütüphane istiyorum, işte sanat aktivitelerini yapmak istiyorum demek, öyle bir durumunuz var mı Fındıklı'da yani belediye? Var var tabii ki. Zaten belediye makam odasının kapısı yok. Yani istediğiniz şekilde şeyinizi, fikrinizi belirtebilirsiniz burası. O yönden çok güzel. Evet, çok şanslısınız o zaman.
Delfin, sen bir ara düştü galiba kaydın ama geldin. Evet ya, beni attı düştüm, sonra bilgisayardan girdim. Biz Ada ve Sana ile şeyi konuştuk en son. Sen en son nerede kaldın hatırlamıyorum ama bu yönetimde, politikaların hazırlanmasında, kararların alınmasında gençlere ne kadar alan açılıyor, onların fikirleri ne kadar soruluyor, onu biraz merak ettim her üç kentte de. Senin mesela Lüleburgaz'da hiç yöneticilere kendini ifade ettiğin, nasıl bir kent istediğini söylemek istediğin oldu mu? Sana bir soru oldu mu? Yok, hayır, olmadı açıkçası. Yani öyle bir durum olmadı. Tamam. Peki sen mesela biliyor musun, eğer mesela Şan'a şey diyor, ya benim aklıma bir şey gelirse ben zaten giderim belediyeye, çalacak kapı bile yok, kapısı bile yok, belediye başkanının direkt ne istersen derdimi anlatabilirim diyor. Sen mesela Lüleburgaz'da biliyor musun biraz belediyeye bir şey söylemek istersen kime gidilir, nasıl, ne zaman, ne söylenir, öyle bir o şeyden haberin var mı? Süreçten. Açıkçası şöyle, eski belediye başkanımız varken öyle bir imkanımız vardı biliyorum ama şu an hiçbir bilgim yok açıkçası. Çünkü şöyle, çok nasıl desem, bu pandemi sürecinde gelişti zaten. Belediye başkanımızla hiç böyle tanışma fırsatım doğru düzgün olmadı. Hiç böyle zaten isteyebileceğim bir şey olmadı çünkü hep evdeyiz. Yani istesem zaten sosyalleşmek için aslında etkinlikler yapılmasını isterdim ama öyle bir şansımız olmadı ki. Anladım. Peki fırsatın olsa ya da bu programı, bu sohbeti bir fırsat olarak alsak ne söylemek istersin? Nasıl bir Lüleburgaz istediğini söylerdin yöneticilere? Nasıl bir Lüleburgaz istediğimi söylerdim? Benim en çok istediğim daha fazla yeşillenmesi, daha fazla ağaç, daha fazla çiçek. Onun dışında gençler için daha fazla sosyal aktivite, imkan sağlanması. Başka neler söylemek isterdim. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Bizim toprağımız çok bol Trakya'da, bu taraflarda, buradaki köylerimizde. Ama sanayileşme çok öldürüyor yani bitkileri, çiçekleri. Çok öldürüyor. Bu yüzden bu sanayileşmenin azalmasını isterdim. Özellikle köyler için, köy yakınları için, atıklar için, fabrika atıkları için. Burada mesela bizim bir tane akarsuyumuz vardı. Şu anda yani çok kötü bir halde. Eskiden annemler anlatıyordu hani girilebiliyormuş, edilebiliyormuş ama şu an yok yani. Mahvolmuş durumda. Sana'ya sorduğum iklim sorusu aslında tabii ki bütün dünyada için geçerli olduğu için tabii ki Lüleburgaz'da da çok net. Senin bile işte kısa zamanda görebildiğin kadar demek ki somut. Peki Ada, senin biraz önce kaynadı. Sen peki bir fırsatın olsa ya da bu programı bir fırsat bilsen ne söylemek isterdin kent yöneticilerine? Nasıl bir Mersin isterdin? Ne söylemek isterdim? Ben yapılması istenen şeylerin, yapılması düşünen şeylerin güzel olduğunu düşünüyorum Mersin'de. Zaten çok güzel bir sahil var, sınırsız olasılık var aslında. Biraz daha düşünüp taşınıp yani planlayıp yapılmasını isterdim herhalde. Mesela bisiklet yolu yapmaya çalışıyorlar ama şu an tüm sahil şeridini boydan boya geçen bir bisiklet yolu var ama orası daracık, tamamen karanlık ve yayalarla dolu. Yani ben oradan geçerken kazaya çok yaklaştım. Çocuk yola atlıyor falan ve karanlık, önünü görmüyorsun gece giderken. Onun dışında bizim buraya da bir bisiklet yolu yapmaya çalıştılar. O zaten komple fiyasko oldu. Hiç başaramadan yarısında kaldı. Bir 5 metresi falan var şimdi boyalı. O şekilde yani bir sürü yapılması denenen güzel şeyler olduğunu görüyorum ama belki biraz daha planlayarak yapılabilir. O aşamada yardım alınabilir. O planlamaya mesela daha çok gençlere katsalar sende bir şey var mı? Ya da en azından mesela bu verdiğin örnekte bir bisiklet yolunda bisikleti gerçekten gündelik hayatında kullanan kişilere öncelikli olarak sorsalar sence şey var mı? O işe yarar ama ayrıca mühendislikle de biraz alakası var. Yani sonuçta nasıl yapılacağını bilmek gerekiyor. Bisiklet kullanan onu bilmiyor. Benim bir fikrim yok mesela nasıl yapılması gerektiği konusunda. Aşağı yukarı Almanya'da gittiğimde sürdüğüm bisikletten o kadar biliyorum yani. Tabii işe yarar ama haklısınız. Yani bir deneyimin var, talebin var ama onun nasıl yapılacağının mühendisini bilmek zorunda değilsin zaten. Dediğin gibi zaten o ayrıca mühendisinin yapması gereken bir şey. Ama bu söylediğin talepleri ve deneyimleri paylaşmak için
belki de iyi bir fikir olabilir bisiklet kullanıcılarından sonra. Evet, daha yapamadılar, deniyorlar ama belki yapamadan yetişiriz. Birkaç bir şey söyleriz. Peki, çok güzel. Benim sorularım bitti. Sizin hazır gelmişken şöyle içimi bir dökeyim dediğiniz, söylemek istediğiniz, elinize fırsat geçmişken ifade etmek istediğiniz bir şey var mı ayrıca? Ben bir şey ekleyebilirim aslında. Şimdi yani biz burada buluştuk ama hem çok üç kişiyiz burada sadece ve sürekli gençlerin yöneticilerle olması da birbirleri arasında ülkenin veya dünyanın sorunlarını konuşacağı neredeyse hiç fırsat olmuyor. Arkadaş arasında, o da bir yere kadar yani. Avrupa Gençlik Parlamentosu diye bir topluluk, bir organizasyon şekli var. Türkiye'de özellikle daha gayri resmi bir şekilde yapılıyor. MEB onaylı bir şekilde liseler izin alıyor ve bir konferans formatında hep beraber 12 komite, 12 farklı sorun üzerinde konuşarak bir çözüm taslağı oluşturuyorlar. Ben bir 3 senedir falan bu topluluğun parçasıyım ve gerçekten beni çok geliştirdiğini ve çok samimi bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Her şehirde oluyor bunlar. Tabii şu an koronavirüs sebebiyle ya dijital oldu ya da olmuyor ama koronavirüs bittiği zaman lise bitene kadar en azından fırsat bulduğum kadar yapmak istiyorum. Size de yapmanızı öneriyorum. Gerçekten daha başka hiçbir yerde bu kadar rahat ve bu kadar ciddi bir şekilde konuşamayacağınız konuları konuşup bir o kadar da eğleniyorsunuz başka yerde eğlenemeyeceğiniz kadar. Tavsiye ederim. Çok güzel. Peki mesela şimdi bunu seyredip katılmak isteyen arkadaşları nereden bulabilirler bilgi bu konuyla ilgili? Ya bu genelde liselerin kendi yaptığı bir şey oluyor. Mesela ben Tarsus Amerikan'da okuyorum. Biz en son Taç Forum diye düzenledik. Bu yayınlanıyor yani. Instagram sayfası oluyor. Zaten bu camianın içinde bulunanlar daha gençleri katıyor. İşte Instagram'dan oradan buradan internet sitesi oluyor. Bir şekilde haberi oluyor da insanların çok dikkatini çekmiyor genelde. Yine zamanla gelmeye başladı da bu koronavirüs de çok iyi olmadı. Yani camia için bir iki senelik bir boşluk oluşacak. Onun için yeniden insanları heveslendirmek istiyorum ben de. Ölüp gitsin istemem. Çok iyi yaptım bence. Burada gençler bir araya gelip farklı konuları tartışıyorlar, öyle mi? Evet. Ya MUN formatı var. Onun gibi aslında. Model United Nations'ın biraz daha farklı. Aslında Avrupa'da başlayan European Youth Parliament dedikleri, yani Avrupa Gençlik Parlamentosu dedikleri şeyin Türkiye'deki gayri resmi uyarlamaları. Resmi uyarlamaları da var. Bu sayede mesela yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Yurt dışında katıldığınız konferansta çözüm taslağınız onay alırsa gerçekten Avrupa Parlamentosu'na gidiyor. Gerçek bir çözüm taslağına dönüşüyor. Çok güzel yerlere gidebiliyor yani, ama hiçbir yere gitmese de o bazı konuları konuşma fırsatını bulmak, tartışmak, çözüm bulmayı düşünmek bile çok iyi geliyor insana. Tabii bunlar çok önemli deneyimler aslında gerçekten. Herhangi bir konuda düşünmeye başlamak için önce öğrenmen, önce bilgilenmen ki bir fikrin olsun ve sonra onu da yine yaşıtlarına bir araya gelip tartışmak gerçekten çok değerli. Peki bunun üzerine şimdi adadan sonra aklına yeni fikir gelen, ben de şunu söylemek istiyorum diyen var mı aramızda? Dertin ya da Şan'a. Bazen de insan aklına sonra gelir. Peki, tamam. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için, fikirlerinizi paylaştığınız için. Böyle bayağı büyük büyük meseleler, çok büyük büyük uzmanların sayfalarca, saatlerce konuştuğu, çalıştığı şeyler hakkında hep ne yazık ki gençleri birazcık söylediğim gibi o planlama masalarından sohbetlere çok fazla davet etmiyorlar. Çünkü 17 yaşındaysa işte bilmez zaten. Onun zaten ekranda gözleri akıyordur. O zaten başka alemlerde aşık oluyordur falan. Böyle hani çok fazla katmıyorlar bu planlamalara, planlama aşamalarına, karar verme aşamalarına. Oysa ki çaktırmadan da olsa 17 yaşında gençlerin de çok da somut fikirleri olduğunu, çok da somut dertleri olduğunu ve her şeyin de çok farkında olduklarını bir kere daha, ben zaten biliyordum ama bir kere daha bu programda paylaşmak istedim. Dediğim gibi biz bu programda bilgi üretmek, bilgi paylaşmak kadar ilham olsun da istiyoruz. Bir yandan da fark ettik ki biz de kendi programımızda gençlere çok fazla alan açmıyormuşuz. Onu fark ettiğimizde zaten bu bölümü yapmaya karar verdik. Bundan sonra daha da çok gençlere, farklı kentlerden gençlere sorularımızı sormak istiyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin. Siz...